Bir programda tekrardan karşınızdayız. Çok güzel bir işletmedeyiz. Çok nizami, birazdan detaylarda göreceksiniz zaten, arkadaşlar çekecek. Gerek ahırın oturumu, gerek kaba yem deposu, kesif yem deposu çok nizami bir şekilde yapılmış. Arazi yapısı da düzgün. Neredeyiz? Yaşar Bey'in işletmesindeyiz. Yaşar Tekin, kendisini bilenler bilir. Çubuk ilçesinde marketleri var ve dededen de bu işin içinde, aslında hayvancılığın içerisinde. İki işletmede faaliyet gösteriyor. Bulunduğumuz işletmeyi yeni yaptı. Hayvanları da göreceksiniz. Çok özelle seçilmiş yerler. Burada ithal yok. Ama bu imkanlarda bu hayvanları Türkiye'de bulabiliyoruz mu? Evet, bulabiliyoruz. Yaşar Bey bunu çok güzel örneklerini sergilemiş. Şu an bulunduğumuz işletmedeki hayvanlar ortalama 500-550 kilo karkasa rahatlıkla ulaşacak hayvanlar var. Detayları Yaşar Bey'den alacağız. Yaşar abi, nasılsın? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ekibinize ve size çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. İsmim Yaşar Tekin. Evet, Çubukluyuz. Market işletmelerimiz var. Onlarla meşgulüz. Hayvancılıkta zaten baba mesleği, dede mesleği. İki tane işletmemiz var. Bir tanesi Akın Cücük Köyü'nde. Bir diğeri de Çubuğun Kapaklı Mahallesi'nde. Burada. Bulunduğumuz yer Çubuğun Kapaklı Mahallesi. Çubuğun Kapaklı Mahallesi'ndeki işletmemiz. Burası yeni 2-3 yıllık bir işletme. Böyle. Yaşar abi, burayı kaç yılında kurmuştun dedin? 2-3 yıl dedin ama. Yani 17'nin sonları. 1917, 2017. 2017'nin sonunda, 2018'e doğru. Bunlar 3. posta hayvanlar çıkaracağımız bu arada. 3. sefer hayvanları çıkartacaksın. Eski işletmen ızgaralı mıydı? Eski işletmelerimiz ızgaralı değil, bağlı sistem, Tokay'a bağlı. Cücük Mahallesi'nde yeni işletmemiz bu şekilde yaptık. Sen de biraz babadan aldın, dededen aldın mesleği biraz daha geliştirdin. Bayrağı biraz daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Farkı nedir abi? Ondan başlayayım önce. Yani ızgaralıyla bunun şey avantajı, dezavantajı nedir? Yani sektörde büyümek istiyorsanız eski bağlı sistemde işçilik biraz daha zor. Artık ülkemizde işçilik çok daha kıymetli ve pahalı bir şey olmaya başladı. Çoban bulamıyorsunuz. Çok fazla büyük işletme yaparsanız çok sayıda çobanla muhatap olacaksınız. Mesela diyelim ki burada 400-500 hayvan var. 500 hayvanı bağlı sistemde siz en az 5-6 çobanla istihdam etmeniz lazım. Bunlar birbiriyle geçiniyor, geçinemiyor, kavga ediyor, biri diğerini sevmiyor. Bunlar hep sizin başınızı ağrıtacak şeyler. Ama mesela burada 500 hayvanı bir tane çobanımız bakıyor. Çünkü ızgaralı sistem, yer altında ızgaranın altı 80 santim 1 metre düşük. Zaman saati koyuyorsunuz, alttan sıyırcıların zaman saati var, 4 saatte bir kalkıyor, gidip kapalı gübreliğe döküp geri geliyor. Suları önünde, yemlemeyi traktörle, makine ekipmanla yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir çoban çok rahat 500 hayvana bakabiliyor. Aslında işçilikten zaten kâr ettiğinde işletme herhalde kendini amorti ediyor değil mi? Tabii. Diğerli ırklar var. Hatta Ardahan'dan almışsın hayvanları. Ardahan'dan aldım. Daha çok da güzel seçmişim maşallah. Evet, dağ malı dediğimiz simental hayvanları. 1,5-2 sene böyle 1,5-2 yaşlı mozik dediğimiz, orada dağ mallarını seçip alıyoruz. İtalya zannettim ben ilk baş gördüğümde. Mesela ızgaralı sistemlerde İtalya çalışıyorlar ama evet. Sen yerli hayvanı koymuşsun. Bunun sıkıntısını yaşıyor musun abi? Yani yerli hayvan, çünkü pek adaptasyon sorunu yaşıyor, işte birbirine çok zedeliyor diye biliyorum ama. Evet. Yani doğru. Bu tip işletmelerde, ızgaralı sistem, açık patok işletmelerinde daha çok Brezilya, Uruguay, Kuzey Amerika ve Avrupa mallarını koyuyorlar. Kuzey Amerika malları, Angus dediğimiz ırklar pek fazla bir problem çıkartmıyor. Avrupa ona nazaran biraz daha fazla. Yerli ırklarda ağırlaşmış kaliteli bir hayvanı bulursanız Avrupa'ya yakın. Yani kalite olarak, et olarak da Avrupa'yı tutuyor bu hayvanlar. Size çok problem de çıkartmıyor. Hani biraz daha melez ya da eski ırklardan alır da açık sistemde yapmaya çalışırsanız o ırklarda şey başarılı olamazsınız bu yani, sistemde. Yani melezden ziyade saf ırklar daha mı uygun? Saf ırklar tabii biraz daha ağır hayvanlar oluyor. Daha sakin hayvanlar oluyor. Onun için biraz daha ağır, kaliteli, sakin melez yerine safkan ırkları tercih etmek lazım. Aynı randımanı, çünkü biz Avrupa olmadan, Brezilya olmadan, Uruguay olmadan aynı randımanı yerli hayvanlarımızda da alabiliyoruz. Şükür ki yani artık ülkemizde de aşılama yoluyla, hayvanları hani boğa değil de aşılama yoluyla veya kaliteli yine kaliteli boğa yoluyla bizde de görebiliyorsunuz işte iyi ırklar yetişiyor. Bunları bulabiliyorsun ama anladığım kadarıyla iyi de gezmeniz ve çevrenizin iyi olması tabii lazım. Tabii konuya vakıf olmanız lazım.
çevreniz olması lazım. O işi iyi biliyor, oraları iyi tanıyor olmanız lazım. Biz Kastamonu'dan, Çankırı'nın ilçeleri Orta ve Çerkeş, yayılım malları, bir yarısını buralardan, diğer yarısını da genellikle doğudan, Kars'tan, Ardahan'dan, daha çok Ardahan'dan. Ardahan'da böyle bir hayvan var yani. Ardahan'da ben 30 yıldır yaklaşık Ardahan'a giderim. Hayvan götürürüm, orada da satarım. Boğalık, inek, damuzluk. Oradan da dana getiririz. Bir 20 sene önce falan hep yerli ırklardı, bozdu, dalgırdı, zavuttu. Artık Ardahan'da Ardahan'ın reklamını yapmış gibi oluruz. O da bizim memleketimiz. Ekmeğini yiyoruz çünkü oranın. Ama Ardahan'da artık hayvanların %80'i 90'ı böyle. Hepsi simental. İnsanlar ve onların melezleri galiba. İnsanlar bunu severek yapıyorlar. Güzel ırklar yetiştiriyorlar, işin hakkını veriyorlar. Ya ben bir şeyde gördüm, hatta şavrole limuzin melezleri bile, ya hatta var. Melezde orijinale yakın hayvanlar da görmüştüm yani. Evet var. Yani var, o da görüyorum. Doğudan aldığını geldiğini söylemiştik. Kars'tan, Ardahan'dan olsun, Ağrı'dan olsun. Aşılama yöntemiyle oluyor, elde ediyorlar. Sen buradan oraya damızlık götürüyorsun, boğa götürüyorsun. Evet. O işe biraz daha hakimsin, onun için sormak istiyorum. Buyurun. Köylüler bu ırklara geçtikten sonra buzağı kayıpları olsun, adaptasyon olsun, bunlar uyum sağladı mı? Çünkü oranın şartları biraz ağır. Hı hı. Hani Kastamonu da evet biraz ağırdır ama Çankırı'ya nazaran falan Ardahan'ın kışı da ağır geçer, Kars'ın da ağır geçer. Yani şöyle diyelim ki işte onlar dana diyor, biz buzağı diyoruz. Yeni doğmuş 5-6 aylık hayvana. Onlar da yerli ırklarda inekler her sene bir buzağı veriyor genellikle. Hmm. Daha uzun ömürlü oluyor ve kısır kalmıyor her sene. Belki bu ırklarda bazı yıllarda kaba kaliteli inekler kısır kalabiliyor ama öyle bir dezavantajları var. Ama şöyle bir avantajları var. Yerli ineğin buzağısını atıyorum 3 liraya, 3,5 liraya satarken 6 aylık, 7 aylık buzağısını bunu 7 liraya satıyor, 6 liraya satıyor. Oradan karları var. Ama memleket içinde, memleket ekonomisi için, ülkemiz ekonomisi için de böyle. Çünkü aynı zarı, aynı yemi yiyor, aynı tüketimdir. Birisini kesiyorsunuz 180-200-250 kilo karkas size et verirken böyle bir hayvan 550 kilo veriyor. Doğrusu yani bu. İkiye bir hayvan bakmış oluyorsunuz doğru, aslında. Doğru. Aynı tüketim, doğru. Aynı şey ama burada bir hayvan da onun randımanıyla zaten fazlasıyla çıkartıyorsunuz. Aksi takdirde zaten bu işi yapamazsınız. Rantabil olmuyor. Dediğim gibi karlılığı gidiyor artık. Karlılığı yani şey gidiyor. Yapmıyor. Çünkü makas daraldı, karlılık yok. Bu şartlarla bile şu anda besçi kazanamıyor. Zarar eden işletmeler de var. Yerli hayvanların besisinde rantabil değil. Kesinlikle çıkamazlar, zarar ederler. Abi şimdi ithalat kapalıydı. Evet. İthalat herhalde 9. ayın başında Avrupa'dan ufak tefek geliyor ama az, Güney Amerika'dan sayıda. Gemi bazında gelmeye başlayacak. Doğru. Bunun bir besiciye zararı oldu mu ya da canlı hayvan fiyatlarını attırdı galiba Türkiye için. Kârı ya da zararı var mı bu durumun besiciye? Yani besicinin şöyle bir sıkıntısı var. Tabii biliyorsunuz işte Kuzey Amerika'dan da Avrupa'dan da Avrupa'dan Euro bazında Kuzey Amerika'dan da dolarla hayvanları alıyorsunuz. Dolar atıyorum mesela bir yıl önce 5,5-6 seviyelerindeyken şu anda sanıyorum 7 lira falan. 7,65 7 lira 10 dolar, euro da 8,40 civarlarında. 8,65 falan oldu bugün herhalde. Şimdi dolarla geldiği için kur da arttığı için hayvan pahalı geliyor. 300 lira da devlet fon alıyor. Artı %1 de KDV'si var. Eğer işletmeci kredi kullanmışsa daha önceden yapmıyordu Ziraat Bankası, şu anda onu yapıyor. Eğer sübvansiyonlu kredi veriyor biliyorsunuz işletmelerine. %5'te 5,5'la yıllık. Millileşme süreci var Avrupa hayvanlarının ve şeyin. Hayvan geliyor, gemiden iniyor, sizin işletmenize geliyor. Burada 21 gün karantina süresi var. Ondan sonra evrakların kanını alıp, temiz çıkıp, tekrar gümrüğe gönderip, gümrük bakanlığa, bakanlık sizin şubenizde tarım bankaya yazana kadar yaklaşık 40 gün geçiyor. O süre içinde normal faizle Sübvansiyonlu faizle, güncel faizle işliyor. Oradan da bir kaybı oluyor. Artı dediğim gibi 300 lira fon var. Kur yüksek. Dolayısıyla yani getireceğiniz bir Avrupa hayvanı yaklaşık 300 kilolarda falan düşünürsek 3 lira 60 euro artı KDV ve diğer masrafları 300 kilo canlı ağırlıkta sizin işletmenize girecek bir hayvan yaklaşık 9,5-10 liraya giriyor. Çok büyük para yani. Çok büyük para. Bu şartlarda kazanamaz. Bununla beraber et fiyatlarının da yükselme işi tabii besici esnafını, besici sektörünü sıkıntıya soktu maalesef. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendi marketlerinizde peki hayvanlarınız etlerini kullanabiliyor musunuz? Tabii. Yani bizim 600-700 hayvanımız oluyor yaklaşık. Bir yarısını, bu hayvanın bir aşağı yukarı yarısını kendi marketlerimizde et reyonlarımız var. Orada değerlendiriyoruz. Geri kalanlarında
farklı firmalara, dışarılara kesiyoruz. Zaman zaman et süt kurumuna veriyoruz. Son iki yıldır yalnız besici dediğim gibi sıkıntıda. Sebebi de şöyle, müsaade ederseniz. Tabii ki, estağfurullah, buyurun. Mesela direkt rakamlarla konuşuyorum. Doğru rakamlardır bunlar, kesinlikle herkes emin olabilir. Geçen yıl 0.40 kuruşa, 0.41 kuruşa, yani 410 lira eski parayla saman almıştık. Tonu 410 liraya tonu falan. Tonu 410 liraydı. Bugün tonu 850 lira. Tam iki katına efendim. Tam iki katına bu saman, kaba yem. Yem de şu anda yaklaşık geçen seneki fiyatlar. Ama iki sene önce 40-42 lirayken, evet, 75-80 lira, 90 liralara kadar çıkmıştı. Şu anda yine 80 lira civarında falan. Çuvalından bahsediyorum, bu 50 kiloluk çuval. Ama bu sene bu kur artışından dolayı yem fabrikalarda işte ayçiçek küspesi dışarıdan geliyor. Vitamin, mineral, katkı maddeleri dışarıdan geliyor. Döviz soya geliyor, geldiği için, büyük yüzden. Soyası geliyor, mısır geliyor. Bunlar dolarla kur bazında geldiği için onlar yükselti diye muhtemelen 100 liraya çıkacak çuvalı. Yani bunlar, ama et geçen sene biz 32 liraya kestirmiştik. Karkas kilo eti 32 liraya kestirmiştik. Şu anda yine 31,5-32 lira veriyorlar. Ben hayvanımı kesemedim. Alan yok. Alan yok yani. O fiyattan verirsen alıyor. Şimdi geçen yıl tonu 410 liraya saman alacaksınız. 60 liraya çuvalın yemini yedireceksiniz. Vesaire girdiler bu şekilde. Arpa aynı zamanda tonunu 1070 liraya almıştım. Arpanın tonunu 1070 liraya almıştım. Bugün gene 500 ton aldım bir hafta önce. 1350 liraya aldım. Bakın da saman çıkmış. İki katına %100. Arpa %30 üstüne gelmiş. %30 gelmiş. Yem ne kötü %20-25. Ama şu anda geçen seneki kesim fiyatlarımız, faturalarımız var. Ofisimizde mevcut. Gidip bakabiliriz. Şu anda gene 32 lira. Yani aradaki fark kadar zaten, maliyetin üstündeki kar kadar zaten öyle bir kar yok. Bu peki çıkamaz. Abi, yani etin de yükselmesi gerekir. Yükselmesi, bunun alternatifi yok. Yükselmiyor. Yani şimdi et çok gözünde olan bir ürün çok olduğu gözüm için mi artık? Ya da insanların buna bakarsan işte sen diyorsun işte her şeye giriyor. Aslında diğer gıda ürünlerine sen marketçisin. Marketçiyim abi. Orada yani, konuya vakıfım, anlatabilirim. İşte diğer gıda ürünlerine mesela domates geçen seneden bu sene ne kadar değişti ki? Domates tarımsal ürün olduğu için çok gelir birden düşer, çok gelir birden çıkar. Ama mesela diğer tüketim ürünlerinden bahsedecek olursak, ben marketçilikte yaptığımız için konuya vakıfım. İşte insanların evinde birden çok tüketim malzemesi var. Birçok şeye ihtiyacı var. Evet. Bu et var, süt var, sebze meyve var, bakliyat var, efendim deterjan var, kullandığı kağıt havlusu var, deterjan, her şey var. Çocuk yiyecekleri var vesaire vesaire. Yani binlerce tüketim, 13 bin kalem mal var. Evet. Adet olarak markette. Şimdi bakıyorsunuz mesela diyelim ki bir 5 kiloluk deterjan geçen sene 20 liraysa bu sene 30 lira. Evet. Çocuk için aldığınız bir kraker 50 kuruşsa bu sene 80 kuruş, 1 lira gibi. Yani birçok şey, yani insanların tüketimi hakikaten şey, pahalı, ucuz değil. Her şeye bu kadar %70, %80 gelmişken et aynı parada sayıyor. İşte tabii ya, muhakkak devletimizi seviyoruz, devletimize inanıyoruz. Ne derse biz ona inanırız, destekleriz. Ama devletimiz de istiyor ki işte garip kuraba, fakir fukara da et yesin vesaire. İşte sadece etle ekmek de, ikisinde bir artış olmuyor. Dediğiniz gibi göz önünde olduğu bir ürün ekmekte için de aynı durum çabuk olabilir. Dikkati çekiyor. Hemen televizyonlar eline alıyor. Bak et bu para falan diyor. Tabii ya, onlar atıyorum İstanbul'un lüks bir semtinde, Ankara'nın çay yolunda vesaire de bir kanal orada gidiyor çekiyor. Hani burada şeyi de eleştirmiş olalım. İşte diyor ki ya burada kıymanın kilosu 80 lira. Çubukta 45 lira, alan yok. Çubayı ya da Türkiye'nin %80'inde böyledir bu fiyatlar. Aynen. Yani onlar elit yerlerde 400 gram, 300 gram alan insanların olduğu yerlerde. Yani gelir seviyesi yüksek. Yani ama bu etin %80'inin olduğu yerlerde et ucuz. Hakikaten kurtarmıyor. Şunu da söyleyeyim. Açmışken müsaadeniz olursa. Etin KDV'si 1 giriyor. Perakende çıkarken 8 çıkıyor. %7'lik bir giriyor. Fark var. Yani bazen ben canlı hayvan da alıp satıyoruz. Bazen hayvanını aldığımız köylüler, müstahsil sahipleri işte diyor ki ya siz markette bunu kaça satıyorsunuz? Bu ne kadar büyük paraya satıyorsunuz? Bizden niye 30 liraya kesiyorsunuz 32 liraya? Şimdi takıldığımız yerler var. Bir, bu dana %16 kemik verir. Evet. Bir hayvanı kestiniz, yüzdünüz, ciğerini, sakatını boşalttınız, karkas dediğimiz ticari şekliyle. Kemiksiz yaptığınız zaman %16 kemik verir. Bunda kolun, kürek kemiği ve budun orta kemiği içinde kalır. Dünya literatürü böyledir. %5 de o verir.
%8'de devlet çıkarken KDV alıyor. Etin kemiksiz zaten vitrine koyduğunuz zaman operasyon giderlerini, işletme giderlerini bırakın zaten 50 liraya mal oluyor. Orada da 50 liraya satıyor. Müşteri zannediyor ki bunu. 30 liraya kesiyorlar, 50 liraya satıyorlar. Bunun %16'sı kemik, tekrar ediyorum. %5'i fire pislik, %8'i KDV. Böyle bir sıkıntı var. Ha, şunu da ifade etmek isterim. Şimdi tabii ki insanlar ucuz et yesin, bütün vatandaşlarımız ucuz et yesin, ulaşamayanlar da bu et ürününe ulaşsınlar. Ama şöyle bir şey var, sektörü batırıyoruz. Eti ucuz vereyim derken koskoca bir sektörü batırıyoruz. Binlerce insanın ekmek yiyebilsin. Bir çekirdek aileden bahsedelim. Karı koca, iki tane çocuğu olan, dört bireyi olan bir aileden bahsedelim. Bunların sebze meyve ihtiyaçları var, bakliyat ihtiyaçları var, kuru yemiş ihtiyaçları var, deterjan, temizlik malzemesi ihtiyaçları var. Bir markete girdiği zaman ev içi ihtiyaçları, ev içi tüketimlerinden bahsediyorum. Lokantada, dışarıda vesaire yedikleri hariçtir. Atıyorum 1000 lira, aylık 1000 lira tüketirler. Bunları ucuz et yesin diye eti 5 lira aşağı tutmaya çalışıyoruz. 3 lira aşağı tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bir aile, 4 kişilik bir aile evinde 2 kilo et çok rahat yetiyor. Yeni yani nesil yemiyor zaten eti çok. Yani dışarıda lokantada yiyor da evde annesi yemiyor, pişirdiği evet. zaman yemiyor. 2 kilo en fazla evine et girer İlker Bey. 2 kilo et yerse 2 kilo eti 3 liradan 2 kilosu 6 lira yapar. 6 lira falan. Hadi 5 lira fazla olsa bu et 10 lira yapar. 10 lira yapar. Bu kaç lira harcıyor bir ayda ev içi tüketimine? 1000 lira harcıyor. 1000 lira değil de 995 lira. 1000 lira değil de 990 lira. Bu tüketimini, aile katkısına şey var mı, kârı var mı? Çok bir şey fark ettirmiyor zaten. Ha, varlığı, yani bir paket ha, sigara parasından yani bile daha 1000 lira değil de 995 lira harcamış olur. Onun aile içi ekonomisine hiçbir katkısı yok. Çok büyük bir katkısı yok. Çok büyük bir orada bir çarpan değil. Zaten ama orada bir yer tutmuyor dediniz. Yer tutmuyor. Bir şey geriye döndüğünüz zaman bu işi yapan insanların hepsini koskoca sektöre, binlerce bu işte çalışan çoban, aile bilmem ne, binlerce insana zarar veriyor. Artı işe, sektöre zarar veriyor. İnsanlar bu işi yapmaktan çekiniyor. Bakıyor büyük işletmeler, yüksek karlılığa alışmış büyük işletmeler yarsayıp bu işi yapan işletmelerin mesela bu sektörden geri çıktılar. Yani çıkma nedenine karlılık hemen olmadığını gösterdiler. Tabii. Kim yapıyor? Bizim gibi küçük aile işletmeleri. Ebesinden, dedesinden kalmış. Bunun kokusuyla büyümüş, vazgeçmeyen insanlar yapıyor. Bizler de olmazsak bundan sonra sürekli herhalde ithal et yiyeceğiz ki o da nedir ne değildir bilemeyiz. İçimiz ne kadar alır bilemeyiz. Sonuçta baktığında onu da bir şey abi. Yani o da bir girdi. Girdi. Şu an canlı hayvana evet bir şey var. Hatta samana bile ithal getirebiliyoruz. Evet onlar var. Ama şimdi bunun için üretmeniz lazım. Yani bir şeyleri üreteceksin, karşılığında yurt dışından alacaksın. Bu da sana cari açık neden olacak? Yani ekonomide muhakkak, çok ciddi muhakkak bir açığa neden olacak? Dövizimiz dışarıya gidecek. Tabii. Döviz açığı doğacak. Bir de bunlar stratejik ürünler benim nazarım. Yani muhakkak. Dünyada da böyledir. Stratejik ürün. Bu temel gıda. Ham protein kaynağı. Yani bu tarz stratejik ürünleri hiçbir ülke bir değerinden almak istemez. Muhtaç olmak istemez. Üretmek istiyor. Ya Irak bile ki savaş atlattı, şey yaptı. Yumurta da biliyorsun çok ciddi bir ihracatımız vardı. Çok doğru. Kendisi üretmeye çalışıyor. Çok doğru. Diyor ki ham madde yemi dışarıdan alayım gerekirse ama işin kökü bende olsun. Son okuduğum yazıda yanlış bilmiyorsam eti de kendisi üretmeye çalışacakmış. Evet, çok doğru. Tamamen sütü ve eti kendisi üretmeye çalışacakmış. Öngörün ne peki abi? Yani ne olmasını bekliyorsun? Et fiyatı şu an için mesela seni kaç para olsa kurtarır ya da besici için devamlılık. Yani yüzde ne kadar bir artış, yani %10, %20 ilk yıllık artış mı seni kurtarır? Yani şöyle, bu işin ya girdilerinin düşük olması lazım ya da bu etin yükselmesi lazım. Bu işin devam et. Yani işin mantığı bu. Bunu başka bir şey ya, işin tabiatı bu. Ya girdileri düşük olacak, maliyet düşük olacak, düşük satacaksınız. Ya da bu ürünün de fiyatı, etinin de fiyatının yüksek olması lazım. Bunun başka alternatifi yok. Çünkü bu işin tabiatı bu. Yani şunu yapabilir miyiz? Atıyorum mesela arpayı 1300 lira değil de 1000 liradan. İşte ayçiçek küspesini, mısırı. Bu sefer neye vuracak iş? Köylüye vuracak. Evet. Çiftçilik yapan adam çeriyle çocuğuyla tarlada yanıyor, ekiyor, gübre atıyor, mazot döküyor, bilmem ne yapıyor. Dolayısıyla bu işin girdi maliyetlerini düşürmek mümkün değil. Burada sıkıntı bana göre etin fiyatının düşük olmasından kaynaklanıyor. Normal. Etin fiyatının yükselmesi lazım. Şunu da vatandaşlarımız kesinlikle içtenlikle söylüyorum. Emin olsunlar hiçbir besici etin fiyatının yüksek olmasını kesinlikle istemez. Yani et 30 lirayken 40 liraya çıksın, 40 lirayken 50 liraya çıksın, kesilsin istemez. Niye istemez? Bu hayvanı hamken içeriye 8 liraya aldıysa tanesini, bismillah, 8 liraya aldıysa tanesini bu sefer et yükselirse 10 liraya alıyor. Daha yükselirse 40 lira. Onun için değişen bir şey yok mu? Yerine koyması lazım. Onun için değişen bir şey yok. Yerine koyamıyor.
Evet. Yani bu nedir? Tarım Bakanlığı da diyor mesela, diyelim ki bakanımız çıktı dedi ki 34 lirayla 36 lira arasında dedi etin dedi işletmeye maliyeti var, üretim maliyeti hatta var. Hatta bayağı bir de tepki de aldı yani kendisi. Bayağı bir de tepki aldı. 36 liraya devlet bunun şeyini biliyor, mali olduğunu biliyor. 31'e 31,5'a kesiliyor. Bu işletme zarar edecek. Bu işletmelerin birçoğu kredili çalışanlar var, yatırım kredisi olanlar, işletme kredisi olanlar var, hayvanla kredi çekenler var. Büyük paralar bir daha büyük yani. Büyük sıkıntılar. Yani maliyetler büyük ama hakikaten karlılığı değil. Bu işi yapan insanlar hakikaten severek, bu işi bildiği için, başka bir işte bilmediği için, konusu da bu olduğu için bu işi yapıyorlar. Yoksa karlılığı yüksek başka konusu olan insanlar zaten gelip bunu yapmazlar. Yapsalar da hevesten gelirler, sonra bundan çekilirler. Çok gördük sektörde dediğin gibi giren işte giren, büyük parayı yatıran kolay zanneden. Agresif giriyor, agresif çıkıyor. Ondan sonra piyasaya da zararlar oluyor ama son dönemde pek olmuyor. Biraz zarar da şöyle bir algı da var abi. Şimdi bir bakanlıkta toplantıya katılmıştım. Faruk Çelik yeni bakan olduğu zaman işte Türkiye'de et sektörün besicilerden daha az önde gelenleri gelmişti, et sektörünün önüne gelenleri de. İşte kalktıldı, herkes dedi ki zarar ediyor şu bu. Faruk Çelik şöyle bir şey söyledi. O müsteşarlardan biri şöyle bir şey söyledi. Dedi kardeşim dışarıya bir bakın dedi. Hepinizin altında lüks arabalar. Adamlardan biri dedi ki siz ona niye bakıyorsunuz? Bizim yatırdığımız paralara bakın. Bizim yatırdığımız paraların karşılığında aldığımız karlara bakın. Yani dediğiniz mantıklıysa tamam, biz alıyoruz bu arabaları ama biz buraya milyonlar yatırmışız. Karşısında da illaki bir şeyler kazanmak zorunda yani tabii, insanlar. Tabii. Yani bu işi yapan insanların hakikaten emeğini alması lazım ki bu iş devam edebilsin. Bakın şimdi burada bir işletme var. Burası 10-12 dönümlük bir arazi. Hı hı. Dört tarafı beton duvarlarla çevrili. Orada yemlik var 1000 metrekareye yakın. Burada 2000 metrekare ahır var. İşte sosyal donatısı, efendim çoban evi vesaire vesaire. Yani burada aşağı yukarı 5 milyon liralık bir yatırım maliyeti var. Evet. 5 milyon liralık yatırım maliyeti var. Siz buraya 400 hayvan koydunuz. 8 liradan 3 milyon lira da o. 7 milyon lira. Ne kötü 7 milyon lira. 7 milyon lira. 500 ton arpa koydunuz. Samanınızı koydunuz. Yem fiyatları yükselecek diye imkanınız varsa 2 milyonluk falan da önden yem koydunuz. Kuru 10 milyon lirasını buraya bağladınız. 10 milyonu kuru 10 milyon lirasını bağladınız. Şimdi burada bir hayvandan biz başa baş çıkarsak şükür zarar etmedik diyoruz. 500 lira bir hayvandan kazanırsak ya 400 tane vardı. İçeride iyi canım gene Allah bereket versin 200 bin lira para kazandık diyoruz. Ya 10 milyon liraya 200 bin lirayı hangi sektör gelir bunun başını bekler? Kim bunun başını bekler? Kim bekler? O holdingler ilk girdiği zamanları bilirim ben. Hatta büyük bir et firmasının işte bağlı olduğu bir holding. Kendi besleri vardı. İlk hayvanlar geldi böyle seçmişler özel. İsrail'den danışmanları var, genel CEO'ları var bilim falan filan. Bir sene, iki sene yaptılar. İki sene de sürmedi galiba. Yani, çok sürmedi. Yani o da büyük firmalar çekildi geri. Devlet teşviğiyle yaptılar. Urfa'da büyük bir çiftlikleri vardı. Sonra baktılar ki bu iş öyle göründüğü gibi değil. Yani zarar ediyor. Çok ciddi zararlar ediyorlar. Evet. Çıktılar. Ama senin gibi işte aileden gelen, işte benim akrabalarım birçoğu oldu. Aileden gelen, dededen gelen, başka sektörleri bilmeyen ya da bilse de yapmak istemem. Konusu bu, değil, bu işi bilmiyor. Ya bir de bu işte ayrı bir şey, zevki var insanın abi ya. Canlı batar ya, sen daha iyi bilirsin. Doğru. Ayrı bir haz veriyor insanlara. Onlar yapıyor ama onları da nereye kadar tutarsın? Bunu da işte... Durmazlar. Peki sen çocuklarına ne diyorsun abi? Yani bu iş devam etsin mi, etmesin mi? Yani bu iş devam edecek. Yani biz kazanmasak da memleket için devam edecek. Mesela hani Avrupa devletlerine bakıyorsunuz işte ekonomisi gelişmiş. İşte efendim... Sanayisi gelişmiş, insanların refah seviyesi, yaşam standartları yüksek vesaire. Ama bakıyorsunuz mesela insanlar hala hayvancılığı yapıyor. Hala hayvancılığı yapıyor bu insanlar ve para kazanarak yapıyor. Yani bu hayvancılığa, gıdaya, tarıma ihtiyaç olmasaydı ekonomisi düzgün. Refah seviyesi, yaşam standartları yüksek. Onlar yapmazdı. Demek ki bu bir şekilde yapılmak zorunda. Biraz önce sizin konuya değindiğiniz gibi. Yani bu iş olmak zorunda. Onlar yapıyor, biz de yapacağız. Yapmak zorundayız. Çünkü hani tarımsal olarak hiçbir devlet bir diğerine yani şu son geçen yılki 1,5 yıl önceki bu ekonomik krizde yaşananları biliyorsunuz. Pandemi sürecinde yaşananları biliyorsunuz. İşte kağıt havluyu bulamadı insanlar. Pirinç kıymetli oldu, yağ kıymetli oldu, şeker kıymetli oldu. Gıdanın önemini hakikaten o pandemi süreci bize gerçekten anlattı. Hani bir musibet bin nasihatten iyiymiş ya. Bu başımıza geldi. Demek ki yani bunu hem yetkililer de duyacak, bilecek. Hem insanlar bunun farkında olacak. Bu iş yapılacak. Siz dediniz çocuğunuza benim 4 çocuğum var. 3 kız, 1 oğlan. 3.'sü oğlan. Mümtaz. Babamın adını koydum. Allah başlasın. 6. sınıfa gidiyor. Ben şimdiden diyorum ki ona benim marketlerim var. 3 tane marketim var. 60 çalışanım var.
Diyorum ki oğlum sen ne olacaksın? Baba bilmiyor. Oğlum sen veteriner olacaksın. Biz çiftçiyiz, sen de çiftçi olacaksın. Tarlalarımız var, ekip biçeceksin. Onları kaldırıp yem bitkisi ekeceksin, hayvanlarını yedireceksin. Veteriner olacaksın. İşte sen okumuş, konusunu bilen kişi olarak hayvan beslersin. Mesela ben veteriner değilim, içinde büyüdüm ama sen benden bir üst daha tıksın. Çünkü eğitimlisin, okumuşsun. Evet. Bu işin ilmini okumuşsun, eğitimlisin, veteriner olmuşsun. Mesela şu anda onu, ben bu işe gönüllüyüm. Ya da bu ülkede gönüllülerden biriyim. Ben şu anda çocuğum bile geliyorum gidiyorum, yaşı ufak olmasına rağmen. Getiriyorsun. He, getiriyorum. İşte biraz traktör sürdürüyorum, biraz araba sürdürüyorum, biraz hayvan sevdiriyorum. Biraz hayvan pazarına getiriyorum, zevkli yani. Haline getiriyorum ki gerçekten veteriner olsun. Veteriner olsun, gene bu işi yapsın. Aynen öyle. Gerçekten bu işe bizim ihtiyacımız var. Ülkemizin de ihtiyacı var. Niye ihtiyacı var? Biz... İşte döviz kıymetli diyoruz, kur dışarıya çıkmasın diyoruz. Brezilya'dan alıyoruz, Ukrayna'dan alıyoruz, Avrupa'nın bütün devletlerinden alıyoruz. Her yerden canlı hayvan alıyoruz. Yani milyar dolarlara yakın paralar ödüyoruz. Milyar dolarlar dışarıya gidiyor. Sadece bu şekilde değil, bizim inekçiliğe de yani üretime de şey yapmamız lazım. Devletimizin katkı vermesi lazım. Bazı sübvansiyonlar yanlış bana göre. Ne gibi abi mesela? Yani ne gibi? Mesela ben danayı keserken bana 200 lira para veriyor. Bana verme, inekçiye ver. Damızlıkçıya ver. Damızlıkçıya ver. Niye? Benim üretime bir katkım yok. Benim 700 tane danam var, 700'ü de erkek. Buzağı yetiştirmiyorum ki. Bana kim aynen temin edecek? Birinin temin etmesi lazım. E şimdi inekçiye diyorlar ki ya bir buzağı 6 lira olur mu? 5 lira olur mu? Şimdi adamın 20 tane ineği var. 4 tanesine o ay kısır kaldı, o sene kısır kaldı. 14 buzağı alıyor, 16 hı, buzağı alıyor. 16 buzağdan ikisi, üçü, dördü ölüyor, 10 tane kalıyor. Onun da 3 tanesi dişi çıkıyor, 5 tane erkek kalıyor. Kurtarmıyor ki ineği beslediğini. 5 tanesini de satıyor dediğin gibi. O zaman ne yapmak lazım? İnekçiye, üretimciye daha iyi destek vermesi lazım ki onlar devletin sübvansiyonlarıyla para kazansınlar, o inekçiliği yapsınlar, üretim yapsın. Biz de bu canlı materyali temin edecek yer bulalım. Ya da temin ettiğimiz yer kendi ülkemiz, kendi vatandaşımız olsun. Avrupa olmasın, Kuzey Amerika olmasın, biz olalım. 10 lirayı oradan alacaksın, 10 lirayı buradan al. Yani buradan al. Gördüğüm üzere sen bu hayvanları kilo yaptırmışsın, yaptırabiliyorsun. Böyle güzel hayvanlar da var. Yani artık... Bunlar uzun projeksiyonlar, uzun planlamalar. Ama işte bizde o sıkıntı da var. Ben onu da görüyorum. Yani bu 8 sene, 9. sene olacak tarım kanallarındayım. Kendime ziraat mühendisiyim. Bizde çıkan proje işte bakanla, bürokratla işte her şeyle değişebiliyor. Yani her iki dudağın arasında. Ama bu kanun niteliğinde olsa, geniş, uzun, soluklu olsa bu adamlar üretir. Ardahan'a gidip geliyorsun sürekli. 30 senedir gidip geliyorsun. Evet, giderim. Baktığında o insanlar para kazansa üretmeye devam ederler değil mi abi yani? Ederler, ederler. Ardahan olur, Çankırı olur, Yozgat olur. Her yer olur. Olarak söyledim. Yani hakikaten köylerde genç nesil kalmadı. Yaşlı da bunun peşine gidemiyor. Genç nesil kalmadı. Niye kalmadı diyoruz. Ya kazanç olsa kalır. Fabrikada 2300 liraya askeri ücretiyle çalışacağına 20 tane buzağı satsattı. 5-50 liradan 100 bin lira yapar. Yani 50'si masraf, 50 ona kalsa ne yapar? Gitmez. Gitmez. Ama gidiyor. Gidiyor. Niye gidiyor? Mesela diyelim ki siz şu televizyoncusunuz, burada siz bizi çekiyorsunuz, bir program yapıyoruz. İşte sizin kanalınızda seyrediyoruz, bazen Avrupa'da çekimler yapıyorsunuz. Orada başka bir şey konuya basmak için söylüyorum. Mesela bir bakıyorsunuz Avrupa'da, Hollanda'da vesaire bir yerde program yapıyorsunuz. Orada insanlar var, röportaj yapıyorsunuz. Şimdi bir bakıyorsunuz. Bir bayan ya da erkek. Bayanlar da Avrupa'da hayvancılık yapıyor. Daha çok aile işletmesi orada. Bizim gibi böyle 1000, 5000, 10000 değil de. Orada 200'ü çok geçmez. 200-300 yani geçmiyorlar. Aile işletmesi. Çünkü bu iş büyükken olmuyor. Olmuyor. Büyükken ile emanet ediyorsunuz. Senin gibi malına acımıyor. Evet. Şimdi bakıyorsunuz adamların yaşam standardı düzgün. O işten para kazanmış ki aile olarak o işletmede kalmış. Bakıyorsunuz mesela biz de hani insanları ayırmak için bunu konuşmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Mesela... Bir, orada bir bürokrat veya işte bir memur devlet dairesinde çalışanla bir hayvancıyı yan yana koy. İşte bu köyde yaşıyor, bu şehirde yaşıyor diyemezsiniz. Ben gitmedim Avrupa'ya ama yan yana gördüğüm zaman o farkı. Çok ayırt etme şansınız yok. Ayırt etme şansınız yok. Neden? O insanların yaşam standartları düzgün. Yaptığı işten de para kazanıyorlar. Köyde yaşanılacak hale getirmiş Avrupa. Şehirdeki standarda getirmiş. O zaman insanlar köyde kalıyor. İşte ben sana 6 tane döve vereyim, 30 tane koyun vereyim kalmıyor insanlar bunlar. Evet. İnternetini getireceksiniz, altyapısını yapacaksınız, köylerin standartını, yaşam standartını yükselteceksiniz. Köyde yaşayanların kazanç sağladığı tarımını, hayvancılığın standartlarını, onların yaptığı işten onları para kazanır hale getireceksiniz ki o adam o adamlar orada kalsın.
Yoksa aksi takdirde yanlış sübvansiyonlar yanlış yerlerde kullanılıyor, bir karı yok bence. Senin markette de 60 çalışanım var abi. Burada da 2-3 tane çalışanım var. Şimdi aynı şartlarda mı çalışıyorlar? Halbuki aynı paraları alıyorlardır 3 aşağı 5 yukarı. Belki buradaki daha yani fazla kazanıyor. Ahırdakiler daha çok para alıyorlar. Artı ahırdakilerin yemeleri, içmeleri, evleri bizden, elektrik, su vesaire giderleri yok. Niye bu işi yapan insanlar yok? O yüzden diyorum işte standartları köylerde yükseltmek lazım. Çocuğun gözü köyde, yani köyde de şehir gibi yaşayabilsin. Evet. Para kazanmıyor, gidiyor. Devlet diyor ki ben sana sübvansiyonlu kredi verdim. %5'te, 3'te faizsiz verdim. Git köyde kal diyor. Şimdi krediyi birden açtığı zaman gidiyor. Bu hayvan kaç lira? 5 lira. Herkese birden kredi vermişsiniz. Siz hatırlarsınız. Bir 8-10 sene önce %0 faizle evet. kredi verdi. 2010'da biz başladı. De canlı hayvan alıp satıyoruz meydanda, hayvan pazarlarında. Önümüzde 2500 liraya, 2000 liraya, 2200 liraya o zamanın parasıyla ufak danalarda müşteri aradığımız danalar 3'er buçağı 4'ere gelen elimizden kapıyor arabanın kapağını açmadan. Şimdi devlet ne yaptı? Sıfır faizli kredi verdi, doğru mu? Doğru. Onu herkes kullanmak istedi. Ama o faiz onlara %80'e geldi. Niye? Herkese birden verdiniz. İnsanlar 2 liraya alacağı danayı 4 liraya aldılar. Bu sefer ne oldu? Döndü zarar etti. Zarar etti baktı yüksek fiyatlar. Devlet dedi ki kardeşim ben size sıfır faizli kredi verdim, siz bu işi başaramadınız ya. Neden böyle yapıyorsunuz? Ne oldu? Çekin lan şu et fiyatlarını. Getirin Avrupa'dan et getirin, dışarıdan hayvan getirin. Baktı 10 liraya mal ettiği hayvanı 5 liraya sattı. Ondan sonra çocuğa dedi ki annesi babası, oğlum buradan bize ekmek yok. Sen bir fabrikaya git de biz de yaşlandık, iyi kötü gücümüzün yettiğini yapalım. Yes. Yani sübvansiyonları doğru yerde doğru şekilde sahaya inip gerekli fizibiliteler yapılıp etraflıca düşünüldükten sonra verilse tabii daha iyi. Bunlar bakanlığımız biliyor. Biz bakanlığımıza tabii güveniyoruz değil. Ama hani çiftçi olarak, işin içinde biri olarak hani gördüğümü acizane belirtmek için söylüyorum. Yani böyle komisyonlar kurulsa ben onu hep hatta bir senato gibi hayvancılık sahadan senato. Birileri de içinde yani olması lazım değil mi? Sektörden birileri. Sen besicisin, sen orada ol temsilci olarak. Evet. İşte Celep sütçü olsun, celep olsun, köylü olsun, yemci olsun. Bunun yanında bürokratlar da olsun, devletin da olsun. Temsilcileri de olsun, işte bankanın temsilcisi olsun. Bunlar otursunlar. Doğru. Herkes dertlerini anlatsın, ortak bir nokta bulunsun. Şimdi bizde kararlar çıkıyor. Bir de şöyle bir durum da var. Aslında kararları biraz da bölgesel de çıkartmak gerekiyor. Havza yani tabii. Bölge projesiyle. Tabii, şimdi tabii. Senin buradaki şartlarınla Bayburt'taki bir adamın ya da İzmir'deki bir adamın şartları aynı değil. Değil. Yani sen burada mesela samanı daha uygun alabiliyorsun ama o adam alamıyor. Tabii. Bunları da göz önüne alıp o 2010'da verilen kredide çok gördüm ben. İnsanlar aldı mesela başka şeylere yatırımlar yaptı. Tabii yatırdı. İşte eve yatırdı, araba yatırdı. Buna yatıranlar zarar etti ama o parayı biliyorsunuz. İşte buna yatıran ben iyi biliyorum ya 200 hayvan olan bir adamı sabah kalktığında kapısında 30 hayvanı kalmıştı. Ben buna birebir şahidim yani. Yakın akrabam olur. Adam 200 hayvanı vardı. Şimdi aldığı fiyat belli. Bu adam 10 ay bakmış, 11 ay bakmış, her neyse yedirmiş, içirmiş. Aldığı hayvanı aldığı paradan bile daha az parayı kestirdi. Bunun banka faizi var. Bankaya ödemesi gereken bir para var. Bu sefer iyi bir şeyler yapmaya çalışırken aslında çok büyük bir kötülük yapıldı. Bu son dönemde ev kredilerini düşürdüler abi bilirsin. Evet. Ne oldu? Ev fiyatı yükseldi. Ev fiyatı yükseldi. Şimdi oradan sen krediyi düşürdün. Belki adam 50 lira kar edeceği yerde ev fiyatı üzerine 100 lira koydu. Ne oldu? 50 lira yine zarar etti. Kredide yükselmiş oldu. Kredi faizi, reel faizi gerçek anlamda yükselmiş oldu. 300 liraya alacağı evi 400 almaya başladı. Bu da ekonomide suni bir şişkinlik yarattı. Yani, i̇şte yani o evin değeri o değil. Politikası bence yani tabii ya gözden geçirilmeli, biraz daha etraflıca yapılmalı. Evet. Artı ben şunu da müsaade ederseniz söylemek isterim. Evet. Yani insan gidiyor bir yerden İstanbul'da veya Hakkari'de 500 liraya, 500 bin liraya araba alıyor. Bir notere gidiyor, 300 lira veriyor, arabayı devrediyor. İşte bu canlı hayvan öyle değil. Yılda bir tane LSD dediğimiz çiçek aşısı, evet. Yıl içinde iki defa da şihap aşısı verilmesi lazım ki buna sevk raporu verilsin. Evet. Aksi takdirde götüremiyor. Hayvan pazarları 3'te. İnsanlar cebine koyuyor gidiyor parayı, hayvanı alıyor. Doğru fiyata doğru hayvanı ilk önce bulmak zorunda. Karanlıkta alıyor. Sonra kağıdına bakıyor, sevk raporu çıkmıyor. Korka korka yoluna geliyor. Geliyor üstüne alamıyor. Yani sadece hayvan pasaportu yetmeli, evet. Rapor ortadan kaldırılmalı. Aksi takdirde şey olmaz. Eskiden muhtarlar menşeye gibi bir şey veriyordu. Yani onunla gitmeli. Yani bunun sevki de sorun, problemi de sorun. Tamam, devletin de bildiği bir şeyler var bizim bilmediğimiz burada yanlış konuşup. Şimdi devlet onu ne için ister, bakanlık ne için ister? İşte... Hareket halinde geçsin, işte salgın hastalıklara sebep olmasın, işte bulaşıcı hastalık taşımasın, şap taşımasın, çiçek taşımasın vesaire. Ama insanlar sonuçta bu hayvanı alıyor. Orada parayı veriyor. Pasaportunu ilk önce göremiyor. Görse de o aşılarının girilip girilmemiş olduğunu göremiyor. Yani belki yeniden
bir uygulamayla cep telefonlarına küpe sorgulama diye Tarım Bakanlığı'nın bir uygulaması indirildi. Oradan bakabiliyor ama kimisinde var, kimisinde yok. Yani adam yani birini alıyorsan biliyor, onu da al. Benimki öbürünü kime satayım diyor. Yani bir şekilde o hayvana sevk raporu alınamasa da adam para vermiş. Bir şekilde ahırına getiriyor. Dolayısıyla yani bu sevk raporunun kalkması lazım ki istatistiklerin doğru çıkması lazım. Adam hayvanın geldi. Burada bir daha küpe taktırdı. Oradaki yaşadığı küpe iki hayvan görünüyor. Bakanlık zannediyor çok hayvanımız var. Yok değil. Dediğim gibi veri tabanına baktım TürkVet'te de tutmuyor. İşte 14 milyon hayvan görünüyor. Halbuki öyle bir rakam öyle yok. Öyle bir rakam yok. Ama bunu sadece hayvan pasaportuyla yaparsak hayvan pasaportu 3 bölüm. 3 tane aynı bilgiler var. Alıcı bilgileri, satıcı bilgileri. Alıcı işletme ismi, satıcı işletme. Sen beni imzalayasın ben Ardahan'dan ya da Çangır'dan alırken. Ben de alıcı kısmını imzalamayayım. Bir parçası sende. Sen düşürtüyorsun. Diğer parçasıyla ben kendi ilçe tarımıma geliyorum. Senin işletmemden çıkıyor, bana geliyor. Bunu hayvancı çok rahatlıkla yapabilir. Ve o zaman istatistikler de doğru çıkar. Hayvanı da üstüne almış olur. Yani böyle de bir sıkıntımız var. Şey biliyorum yani mesela düşürmeye gidiyorsun düşüremiyorsun. O da bir ayrı bir sıkıntı. Düşüremiyorsun. Ne için kestin? Nerede kestin? İşte tabii. Rapor getir, kesim raporu getir vesaire. Dolayısıyla sevk raporu bitmeli. Sadece pasaport bu işe yetmeli. Yani biraz daha bu işi kolaylaştırmak lazım. Şöyle de bir şey var. Meriç Bey. Buyurun. Mesela tabii ki çok emekleri var. Biz onlara minnettarız. Hepsine ayrı ayrı. Çok teşekkür ediyorum bütün besiciler adına, veterinerlere. İşte hayvanımız hastalanıyor. Konumuz değil, böyle bizim böyle dışarıdan bildiğimiz değil de başka hastalıklar. Onlar biliyorlar, aşılamalarımızı yapıyorlar, bize yardımcı oluyorlar vesaire. Kendilerinden çok faydalanıyoruz, hizmet alıyoruz. Ama mesela ilçe tarıma gidiyorsunuz ve bakıyorsunuz veteriner sonuçta. Yani bizim veteriner şeyimiz doktor. Doktor evet. Bizim sıhhatimizle ilgili bakıyor. Hayvanınkine de veteriner bakıyor. Doktor da hekimdir. Veteriner de hekimdir. Siz bunu 4-5 yıl okutmuşsunuz, doktor etmişsiniz, hekim etmişsiniz. Orada pasaport çıkartmaya uğraşıyor. Küpe girmeye, aşı girmeye bilgisayarın uğraşıyor. Bilgisayarın başına tutmuşsunuz adamı. Bilgisayarın başında. Ya adam hekim, doktor. 5 yıl eğitimini almış. Yani. Yani orada pasaport çıkartmaya uğraşıyor. Rapor girmeye, sevk raporu yazmaya uğraşıyor. Yani bu insanların yerine oraya lise mezunu ya da başka bir konusu o iş olmuyor. Koy onlar çıkartsın kağıdı. Bana versin tekniker olur. Pasaport çıkartsın, küpe versin, sevk raporu düzenlesin. Hekimler köylerde insanlara daha çok yardımcı olsun. O kadar hakikaten biraz sahaya insinler. Kağıt yükleri sahaya insinler. O kadar veteriner hekimlerin kağıt yükü o kadar çok fazla ki rapor, yazışma, raporlama, sevk vesaire vesaire ancak onları başa çıkar. Yani ben onlara mana bulmuyorum, onları suçlamıyorum. Ancak o işlerle başa çıkabiliyorlar. Halbuki o işleri tekniker ya da başka görevlilere verseler o konuya vakıf olan hekim olmuş veterinerlerin köylerde gezse biraz daha hayvancı daha çok faydalı olacağını yani burada ülke tarım için düşünüyorum hayvancı. Çok güzel bir noktaya değindin abi. Gelip burada sana en ufak bir tüyo bile verse senin hayvanın burada alacağı günlük 100 gram bile doğru. Sana hesabın sonuna geldiğinde çok ciddi bir para kazandırır. Tabii, senin karındır. İşte burada ölüm Allah korusun ölümleri firesi var darası var. Bir sürü şey, bir saçma sapan hastalıklarda ülkemizde hayvanlar ölüyordu. Yani buzağı doğumlarında özellikle çok kayıplar var. Yani bizde yılda 500 bine yakın bir buzağı ölümü gerçekleşiyor bildiğim kadarıyla. Çok ciddi rakamlar. Yani çok ciddi rakamlar. Bizim zaten yaptığımız ithalat 600-700 binlere yakın hayvan ithalatı yapıyoruz. Yani öldürmesek hemen, yetiyor bize. Tabii öldürmesek zaten bu hayvanları ilk başta mesela onu düzeltsek ondan sonra üretime yönlensek. Üretim var aslında. İnsanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çok zor şartlarla karşılaşıyorlar. Mesela küpe olayına gelecek olursak Doğu'nun bir köyünde, Altay adamın köyünde kar kalkmıyor. Şimdi veteriner arkadaşa da bir şey diyemiyoruz. Adam gidip gidemiyor küpe ki aşılayasın yani, veya küpe tutsun. Küpe takamıyor, aşılayamıyor. Bu sefer işte yanlış mı diyorsam 4 ayda küpeyi vurduramadığı için abi adam sisteme kayıtlı hayvanı yok. 2-3 senede bir küpe affı geliyor. Küpe affı geliyor yerine yükleniyor bu sefer fazladan küpe çıkıyor. İstatistikler allak bullak oluyor. Biraz bunları da dediğim gibi kolaylaştırması lazım. Eskiden muhtarlar yapabiliyordu. Tabii biraz da işi işte vicdanla alakalı. Dediğim gibi yani bu sevk raporu dedim ya kalkmalı. İstatistikler doğru çıkması için, insanların işi kolaylaştırması için. Sevk raporu hani niye var? Bulaşıcı hastalıklar hayvan sevk halindeyken, sağdan sola giderken yaymasın diye. İşte sevk raporu bu işi çözüyorsa dediğiniz gibi güzel konuya değindiniz. Neden bir yılda bir veya iki yılda bir neden küpe affı çıkıyor? Niye çıkıyor yani? İşte demek ki olmuyor.
Olmuyorsa olmayan şeye ısrar etmemek lazım. Pasaportta bu işin çözülmesi lazım. Aynen öyle. Yani biraz daha insanlara kolaylık sağlanması lazım muhakkak. Ki üretici de iç pazara dönsün yani. Alsın, işte alacaksın. Şimdi besiciliğe giren az önce bir abi vardı. Yeni bu işlere girmiş. Mesela beraber gidip hayvan temini yapacaksın, şey yapacaksın. Evet. Şimdi bu adam daha önceden yapmış ama sektörden ayrılmış, geri dönüyor. Tabii. Şimdi Ardahan'ın ya da Ardahan demeyeyim de Çankırı'nın bir köyüne gittiniz, aldınız. Şimdi sevk yapamayacaksınız, bu hayvanı getireceksin. Getirmek zorundasın. Bu adam peki bunu kabul etmeyebilir yani. Çünkü bu işe yeni giriyor. Bu işin raconu nedir? Kabul etmiyor da zaten. Şey, yani, bana hayvan aldıysan benim kağıdımı getir diyor. İşte diyor mu? Şimdi orada adam vermiyor kağıdını. Yani şap girildiyse çiçek girilmemiş, çiçek girildiyse şap. Ha, buzağı danasında bile, buzağı danası zaten 6 aylık. 6 ayda bile 1 yıl olduğu için 2 defa aşı istiyor. O da bulamıyorsun. Dolayısıyla hayvan sevkle gelmiyor. O adam da haklı ki teşviğinden faydalanamıyor 200 lira teşvik tabii kestiğinde. Veya kesimhaneye, mezbaniye götürüp de üstüne olmadığı için hayvanını kestiremiyor. Kestiremiyor. Çünkü kesime rapor götüremiyor. Yani nasıl sevk için rapor? Mezbaniye de rapor attırması lazım. Kağıdı yok. Diyor ki ben onun kağıdını getirsen keseyim. Yani bu hakikaten insanlara büyük eziyet. Tutmuyor. Olmuyor. Abi güzel bir sohbet oldu. Biraz şeyden de bahsetmek istiyorum. Şimdi sen Çubuk bölgesindesin. Evet. Bu bölgede çok besici var. Etinizi değerlendiren esnafınız da çok var. İşte mezbahanız var. Var. Az önce organize hayvancılık dedik. Evet. Bir şeyler yapılıyor, ediliyor. İnsanlar bu işlere giriyorlar ama onlara ne tavsiye edersin abi? Yani bu bölge için olsun, gerek Türkiye geneli olsun. Yani bu, bu işi yapabilecek insanlar gelsin yapsın. Yani mesela konuya vakıf değilse, mesleği değilse, bu işten anlamıyorsa bu işe hiç gelip bulaşmasın. Dediğimiz gibi büyük büyük firmalar tekrar başlayıp bu sektörden çekildi. Şimdi adam atıyorum şehirden geliyor, kurban satıyor bir yerde kurban. Bir danayı aldı 10 bin liraya aldı, 15 bin liraya aldı. Oraya bakıyor 50 tane dana var. Oo, 1,5 milyon para topladı adam diyor, 1 milyon para topladı diyor. Biraz parası varsa köyden bir ortak arkadaşıyla yapıyor. Yani sonra zarar ediyor, geri çekiliyor. Yani bu hayvanın 6 aylık buzağının 5,5-6 lira olduğunu bilmiyor. Evet. İlk önce bu işe girmeden önce. O hayvan 2 seneye kadar yiyecek. 1 sene yayılacak, 1 sene de içeride yiyecek. 2 yaşına doldurması lazım ki kurban olabilsin. Onu bilmiyor. İçinden bu hayvanların hepsi sağlıklı kalmıyor ki. 500 kilo yapan da var, 250 kilo da kalan da var. Evet, aynen öyle. İçinden ölen de var, hastalanan da var, rahatsız olan var, fire veren var. Bunları bilmiyor. Bakıyor ki ya bu kadar çok para ediyor mu bu diyor. Ama girdisini bilmiyor, maliyetini bilmiyor. Anası neye geliyor onu bilmiyor. Sonra gidiyor kalkıyor. İşte besicilikte de ya böyle güzelmiş diyor. Böyle yarsıyor. Geliyor sektöre. Bu hayvan 5 liraya alınıyorsa işi bilmediği için gidiyor 5,5'a alıyor. Onun fiyatı emsal oluyor. Bizim gibi bu işi gerçekten yapanlar da alırken zorlanıyor. Satarken de ben vazgeçtim. Ben bu işi yapmayacağım, satacağım diyor. Gözünde de yok. Satarken de piyasamızı düşürüyor. Yani bu işi biliyorsa, gerçekten yapacaksa, çünkü ufak maliyet değil yani böyle küçük bir işletme bile, işte dedim biraz önce yani müştemilatıyla yani birlikte. Küçük bir işletme dedin, 10 milyonluk bir yatırım var. 10 milyonluk bir yatırım var yani, bundan geri vazgeçmek de kolay değil. Yani işi bilmeyen kişiler, kurumlar vesaire yapıyor, geri çekiliyor. Girerken de o sektöre zarar veriyor, çıkarken de o sektöre zarar veriyor. Gerçekten bu işi yapacaksa, bu işi biliyorsa girsin. Bu canlı hayvan. Bu nöbeti olmaz, saati olmaz, çalışma saati olmaz. Veterinerler bile Allah razı olsun gece 3'te kalkıyor, geliyor senin hayvanına bakıyor. Tabii. Sen geliyorsun, yani uyku uyumuyorsun. Yani 24 esasına göre yapılan bir şey. Çünkü canlı hayvan bu. Depolanmış, stoklanmış bir ürün değil. Yaşar abi ağzına sağlık. Çok güzel bir sohbetti. Vallahi ben teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Dertlerimizi atmadık. Et süt kurumundan da bahsedelim mi? Tabii ki, buyur abi. Yani bir acımız orası da. Yoksa et süt kurumu tabii ki devletimizin bir kurumu, kamu iktisadi teşekkülü. Bu besiciler için, bu hayvancılık yapanlar için olan bir kurum. Ama bence oradaki şartların gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Et süt kurumu niye var? Bizim için var. Neden var? Sübvansiyon için var. Yani güle, et fiyatı çok yükselirse, diye. Et fiyatı çok yükselirse piyasaya et verir, biraz düşürür. Besici zarar ederse et dışarı alır. Et alır. Yine ortaya getirir, sübvansiyon eder. Ama yani bakıyorsun şöyle bir şey var. 30 liraya, 32 liraya kargas hayvan kesiyor. Geri piyasaya millet ucuz et yesin diye 28 liraya satıyor. Şimdi büyük firmalar, yani etle uğraşan büyük firmalar gidiyor. 28 liraya, tekelleşme var yukarıda. 28 liraya gidiyor, et balıktan alıyor. Benim danayı 32 liraya kesmiyor. Bu sektör ne olacak?
Yani bunun fiyatı 32 ise 32'ye kes, 34 ise 34'e kes. Sen aldıysan sübvansiyonunu kullanıyorum diye devletin parasını hiç itme. 32 liraya aldıysan 32 liraya sat. Şöyle bir şey yapabilir mesela. Tutup da 32 liraya kesip de 23 liraya, 25 liraya, 28 liraya satma. O yanlış. Şöyle bir şey, besiciye mesela diyor ki sana diyor %25 ithal koyacaksın, diğerini yerli koyacaksın diyor ya. Evet. O adama da benden atıyorum aldığın et piyasaya kullanacağın etin %25'ini benden alacaksın, 170 yaşını gideceksin, besiciden keseceksin. Şimdi et balık oradan senden mal alırken görev, bir 32 aldı 28'e keserken görev zararı yazıyor. Bunun depolaması var. Operasyon giderleri, işte maliyetleri. Operasyon giderleri için bir kredi kullanmış, kredi faizleri bilmem neleri, şartları, cütleri. Zaten et süt kuruma bakıyorsun her sene zarar açıklıyor. Çok zarar. 32 liraya alıyor, masraflarına 20 liraya satmış oluyor dibindeki. 500-600 milyon devletin parasına da yazık. Çok büyük rakamlarda zarar ediyor. Ama bunu yaparken sektöre kâr ettirmiyor mu? Niye var et balık kurumu, et süt kurumu? Bizim için var, hayvancı için var. Ama hayvancıya zarar veriyorsun. Sana da zarar veriyor, kendisine de. Yani milli, gerçekten devlete de zarar veriyor. Birçok firma var, söylemek ne kadar doğru. Hani iddia anlamında söylemiyorum. Mesela hem et işiyle, entegre et işiyle uğraşıp hem de bu işletmeyi yapan. O insanlar, bu sektördeki herkes çok iyi biliyor bunu, yani gizlenecek, saklanacak. Sektördeki herkes bu işi çok iyi biliyor. Kendi hayvanlarını da oraya kestirdiler, etlerini oradan aldılar. Kendi et işletmen var. Kendi hayvanını kes, kendi et işletmeni de kullan. Niye? Kestirdi 32'ye, da var yani. 28'e kendi et, 32'ye verdiği dana eti 28'e kendi oradan aldı. Yani bu sefer de o insanlar dışarıdan hayvan kesecek. O büyük firmalar kesmiyorlar, bizden kesmiyorlar, oradan alıyorlar. O zaman bizim için var olan bir kurum bize zarar veriyor. Lütfen bunlar gözden geçirilsin. Vallahi dediğin doğru, çok sonuna kadar da katılıyorum. Allah yardımcınız olsun. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederiz abi. Sizin de ayağınıza sağlık. Size, ekibinize, televizyona da, Çiftçi TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Herkese başarılar. Sağ olasın abi. Yaşar Bey'le sohbete dalmışız. Hatta kameraman arkadaşım Adem beni uyardı. Sürenin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok güzel bir sohbetti. Kendisi farklı noktalara değindi. Kendisi marketleri var. Hayvanların orada değerlendirebildiği halde bile besici yani zarar ediyor. Bunu söyledi. Birkaç firma, çoğu besici son dönemde duyuyoruz. İşte bir tekelleşme söz konusu. Et süt kurumu maalesef ki insanlara faydalı olabilmek için yaptığı şey bu sefer uzun vadede zarar vermeye başladı. İnşallah düzelir diye umut ediyorum. Fiyatlar da artacak diye bekliyoruz. Herkesin umudu bu yönde. Kurban Bayramı'ndan yeni çıktık. Et fiyatı şu an için Ankara'da yağlı, yağsız 30-32 lira arasında değişmekte. Gönül ister ki 36 lira gibi fiyatlara gelsin ki besici de maliyetlerini en azından kurtarabilsin. Bir program daha sonuna geldik. Başka programda karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.